Hey canım, hey. Benim de şu cihana gelişim. İyi akşamlar Ahmet. Hey canım, rinna, 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 nay. Bir güzelden İyi akşamlar. Hey canım, hey. Necati Özkan'ın oğlan. Gel senden, hey canım, ecel geldi erken ben. Necati Özkan, rica edeyim bir daha bir request eder misiniz? Necati, bir daha bir request eder misiniz lütfen? Tamam. Selam Üstad. Dostum birazcık müzik 30 saniye. Şahane, çok iyi. Fokus olmuş vaziyette ama ben geç başlamak istemedim. Eyvallah, tamam üstad. Herkese selam bu arada. Herkese. Benim de bu cihandan gidişim. Hey can, minnan hay, minnar innan hay. Efendim, hepinize iyi akşamlar. Bugün 28 Mayıs 2020, Perşembe, bir hafta sonuna giriyoruz. Biraz sonra da reis hafta sonu yasak olup olmayacağını açıklayacaktır. Ben olmayacağını tahmin ediyorum. Efendim, bu akşam yine özel bir misafir var. Niye özel diyeceksiniz? Tanıyanlar onun niye özel olduğunu biliyor ama ben anladığım kadarıyla anlatayım. Bir kere muhteşem bir eşi var, Pelin. Çok iki değerli insan. İkincisi çok yönlü. Yani bugün bakıyorum hani bu programa hazırlanırken çok yönlü. Asker, yazar, iletişimci, reklamcı yani birçok karpuzu bir arada tutabilen ender insanlardan birisi. Çünkü Türkiye'de bu çok zor. Şu da zor. Peki, Türkiye'de. Tamam. Biraz sondan başlayayım. Mümkün olduğu kadar bu benim söyleşilere siyaset dahil olmasını istiyorum ama şimdi Necati'den bahsederken, davet ederken siyaset birazcık olacağını biliyoruz. Çünkü kendisi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı ve bir senede iki seçim kazandılar. Arkasından ben daha okumadım, okumak istiyorum. Kahramanın Yolculuğu diye bir kitap yazdı. O kitabın çok iyi olduğunu söyleniyor. Ben okuyamadım. Sırada daha bir sürü kitap var. Ancak ben şu açıdan ona bakmak istiyorum. Yani siyasetçinin zaferi bir şey de herhalde hepimiz için bir konu var orada. Yani hepimiz kendi hayatımıza adapte edebileceğimiz bir şey. Sıfırdan başlayıp yukarı tırmanmak ve bir şeyi kazanmak, vazgeçmemek. Ben o açıdan bakıyorum. Necati ayrıyeten seneler boyu turizm iletişiminde yönetmiş birisi. Tabii ben onu öncelikle o yönüyle davet etmek istedim. Çünkü post korona ve önümüzdeki senelerde bence hem Türkiye'nin hem turizmin en önemli konusu iletişim. Geçmişte iletişimde yaptığımız hataları mümkün olduğu kadar unutup bence bir beyaz sayfa açmalıyız.
hem Türkiye'nin konumu hem şehirlerimizin konumu. Bu kadar herhalde yeter Necati. Çünkü gerçekten yeter, evet. Çok görmüşsün. İstediğin kadar gireriz aralara. Eyvallah. Fakat işte Tanımayanların şunu şey yapmasını istiyorum. Ben 60 gündür aşağı yukarı burada öncelikle gezginler, otelciler, acentacılar, yani turizm camiası için koronayı en güzel şekilde geçirelim. Turizm bir mega trendtir. Turizm Türkiye'nin en önemli başarı hikayesidir. Gelecekte bu başarı hikayesi doğru işler yaparsak Türkiye'nin milli gelirini bugün 8.000-9.000 dolarlardan 25.000 dolarlara alabilecek kapasiteye sahip bana göre tek sektördür. Şimdi burada diğer sektörler kızıyor buna ama ben öyle düşünüyorum. Necati hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Misin? Çok teşekkürler. Vallahi Pelin de yani, iyi mi Pelin? Pelin de iyi. Pelin daha çok evde kalıyor. Ben hiç olmazsa haftada bir iki gün bir iki toplantıya katılabiliyorum. Evin dışına çıkar. Evet bir an için gittik ama. Biliyorum. Ama Pelin daha çok evde. Daha çok evde Pelin. Üstad, öncelikli olarak belki de sesim geliyor mu yoksa problem mi var? Geliyor sizinle? Geliyor. Gitti geldi. Peki. Ya öncelikli olarak belki de yani turizmle ilgili başlamak lazım. Turizmden başlamak lazım. Kesinlikle evet. Katılıyorum. Yani turizm Türkiye'nin stratejik alanlarından bir tanesi ve başka hiçbir sektörde Türkiye dünyada ilk altıya girebilmiş bir ülke değil. Hiçbir Bravo. Sektörde. Yani Bravo. Türkiye bunu başardı. İki temel nedenden dolayı bunu başardı. Bir, her şeyden önce ülke ve destinasyon olarak buna ilişkin bir zaten ne diyelim hani ürün özelliği vardı. Yani güneş, doğal bir özelliği vardı. Evet, doğal özelliği vardı ama bu tek başına yeterli değil. Aslında değil. Devlet olarak Türkiye bir makro planlama yaptı zamanında. Yani 1980'lerin başında burada bir makro planlama yaptı ve bu makro planlama için kaynaklarını seferber etti. Hangi Doğru. kaynakları? Öncelikle planlama kaynağını seferber etti. Yani devlet dedi ki ben bu alanda girişimcilere imkan sağlayacağım. Yani Doğru. girişimcilere yer göstereceğim. Buraları girişimcilere kiralayacağım, satacağım fark etmez. Üstelik parası yoksa girişimciye finansman vereceğim. Çünkü bu alanda bu ülkenin rekabet gücü var diye baktı. Ve evet. rahmetli Turgut Özal bu konudaki stratejik planlamayı yaptı. O planlamadan sonra ürün gelişmeye başladı. Yani Doğru. ben şunu hatırlıyorum. Yani eskiden şöyle laflar konuşulurdu. Yani Yunanistan'ın falanca adasındaki yatak sayısı bizim ülkemizdeki yatak sayısından daha fazla. Mesela bu çok konuşulurdu. Vallahi ya da, ben 1987'de turizme başladığımda Türkiye'de 50 bin tane yatak vardı. Yunanistan'ın Rodos adasında sadece 50 bin yatak vardı. Tam da böyleydi yani, fotoğraf. Kıyaslama ve hatırlama açısından evet. söylüyorum. Üstelik sadece şey de değil üstad. Yani sadece yatak da değil. İnsan malzemesi. Tabii, yani tabii. serviste çalışacak. Size o sektörün hani potansiyel müşterilerine yardım edebilecek eğitilmiş insana da ihtiyacınız var. Bu da yok. Kesin. Yani kesin. 1980-1990 ortaları diyelim hatta 1997-98'e kadar olan Doğru. süreci biz biraz böyle görmeliyiz. Yani Doğru. Türkiye makro olarak bir yere karar verdi. Bunun için kaynaklarını seferber etti. Altyapı tesislerini yaptı ve insan kaynağını yetiştirdi. Doğru. Sene 99'a gelince Türkiye bir başka karar daha verdi. Dedi ki artık elimde sağlam bir ürünüm var. Bu ürünün iletişimini yapma zamanı geldi dedi. Ve hatırlıyorsanız 1999 civarında o işte koalisyon iktidarının olduğu dönemde, Başbakan Bülent Ecevit'in olduğu dönemde Türkiye makro planlamanın ikinci evresine geçti. Ve orada iletişim kampanyaları yapmaya karar verdi. Bunun için Turizm Bakanlığı'nın içerisinde tanıtma genel müdürlüğü, ona yıllık bütçe tanımlaması, o bütçenin yurt dışına transfer edilmesi, bunun için işte çeşitli konkurların düzenlenmesi Yapılması. Falan gibi. Evet, bütün bunlar ikinci aşamaydı. O ikinci aşamadan sonra Türkiye bir anda dünya sıralamasında çok hızlı adımlarla yukarı çıktı. Hepimiz biliyoruz bunu. Kesin. Ve sonuçta tabii ben de bu süreçte 1999'dan itibaren bu sürecin içinde oldum. 99'da ilk kez biz o sırada Ankara'da yaşıyorduk ve Ankara'da bir Rusça haftalık dergi çıkarıyorduk üstad düşün. Öyle Rusça mi? Haftalık gazete hatta tabii. Allah Allah.
gazete çıkarıyorduk ve o gazeteyi dağıtmakla meşguldük. Başaramadık. Çünkü hani normal dağıtım yoluna erken çıkmış. Evet, normal dağıtım yoluna gidecek bir iş değildi. Yani özel olarak otellere gitmesi gerekiyordu. Orada altyapıyı kuramadık vesaire. Ama o tecrübe bize çok şey öğretti. Yani Rusya pazarını anlamamızı, eski Sovyet ya da eski Doğu Avrupa pazarını anlamamıza bize çok yardım etti. Nitekim Türkiye Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu yola karar verince o zamanki müsteşar bizden yardım istedi. Ya yani Türkiye'de, Türkiye'nin hani özellikle Doğu Avrupa pazarlarında tanıtması için bizim iletişim konusunda ve ilişkiler konusunda devreye girmemizi talep etti. Tam o zaman o değişimin olduğu dönem. Tam o dönem. İlk defa yani, Rusya'dan ve diğer eski Doğu Avrupa ülkelerinden misafirler gelmeye başlayacak. Tabii şöyle düşünün, yani 89'da Sovyet bloku dağılmış. Biz 99'dan bahsediyoruz. 10 yıl sonrası. Yani tabii, o kaos, o bulut biraz dağılmış. O kaos ve buluttan sonra işte yavaş yavaş insanlar seyahat etmeye başlamışlar falan. Dolayısıyla o tarihten itibaren bu işin içinde yer aldık. 1999 2007 arası böyle bir ara dönemdir benim için. 2007'de ben ihalelere katılmaya karar verdim ve 2007. Turizm Bakanlığı'nın 2007 sonu 2008 başı olabilir. Turizm Bakanlığı'nın açtığı ihalelere katıldım. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir iş oldu Üstad. O Öykü ben, tabii, Reklam olarak mı katıldınız sonra? Tabii. Öykü Ajansı olarak. Öykü ve bizim Dialog International'ın bağımsız reklam ajansları network'ünün bir parçasıdır Öykü. Dolayısıyla evet, Dialog International ekibiyle beraber katıldık. Ama onun öncesinde şunu yaptım ben. Bütün o Dialog ajanslarını İstanbul'a davet ettim. Ve onlara bakanlıkmış gibi brief verdim. Daha bakanlık ihaleyi falan açmadan o yıl için. Hı hı. Dolayısıyla dünyanın her tarafından gelen kreatiflerle beraber çalıştık. Ve orada işte çeşitli işleri seçtik. Arkasından bir dream team oluşturdum. Yani kreatiflerden oluşan ne bileyim bir tane İngiliz, bir tane Fransız, bir tane işte yani Rus, yabancılar tane dahil oldu evet, o zaman. Evet, evet. Onlardan oluşturduğum bir dream team'le bir kez daha çalıştık. Ve biz tamamıyla hazır iken bakanlık böyle ihaleye çıkmaya karar verdi. Biz de gittik. O ihaleye katıldık. Şimdi şöyle anlatayım. Yani devletin her görevlisi var neredeyse ihale komisyonunda. Ve akademik çevreden insanlar var ve reklam dünyasından insanlar var vesaire. Şimdi biz de tam şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bizi aldılar. Yani sırayla her ajansa, her katılımcıya bir saatlik süre veriyorlar vesaire. Hı hı. Ve sırayla orada sunum yapıyorsunuz. İş sunum Berlin'de oluyor. Berlin'deki bir şeydeyiz, toplantıdayız. Berlin turizm şeyinde, müsteşarlığında. Evet, Berlin Turizm Müsteşarlığı'nın host ettiği diyelim bir ihale. Çünkü her sene bir başka müsteşarlık yapıyor. Ateşelik yapıyordu vesaire. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar laptopları falan bağlamaya çalışıyor ama bir türlü bağlanamıyor, bir teknik problem yaşanıyor falan. Ben de o sırada hani bütün stratejiyi bir hikaye üzerinden anlatayım istedim. Ve zaten bütün stratejiyi de ben planladığım için hikaye anlatmaya başladım. Hikaye şöyle Üstad. Necati ne o hikaye? Bir anlat onu ya. Hikaye merak şu. Ettim. Şimdi biz ilk kez Pelin'le beraber yurt dışına çıktık. Çocuklar daha o zaman küçücükler. Sanıyorum 90'ların başı, 80'lerin sonu falan. İlk kez Kanada'ya gittik. Kanada'da arkadaşlarımız var. Bizi havalimanından aldılar. Evlerine götürecekler. Yani Toronto'da indik. London diye bir küçük kentte yaşıyorlar onlar. Dolayısıyla arabayla 3-4 saatlik mesafede oraya havalandan gidiyoruz. Fakat çocuklar küçük oldukları için yolda dediler ki ya tuvalete gitmek istiyoruz. Dolayısıyla arabayı kullanan çift yani beyefendi bir Kanadalı, hanım bir Türk. Bizim dostlarımız, uzun yıllardır dostlarımız bir işte benzin istasyonu diyebileceğimiz bir yere girdi. Orada da McDonald's gibi bir yer var. İşte onun içine girdik. Çocuklar lavaboya gittiler. Biz de böyle hani konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve o sırada bir sütun var. Sütunda da bir poster gibi bir şey var. Ben dedim ki Ras'a, Ras bu ne? Ras dedi ki harita. Ben dedim ya bu, anlamadı beni galiba. Yani herhalde telaffuzumda bir problem var. Soruyu bir daha sordum. Ya bu nedir dedim. Dedi ki harita, buranın haritası. Şimdi harita dediği şey şu Üstad. Kareli defter. Düz çizgiler,
düşey ve yatay düz çizgiler. Ve tamamen yani aritmetik ya da ne diyelim geometrik şekilde birbirini kesiyor. Ben dedim ki ya böyle harita mıdır? Adam beni yiyor galiba, tamam mı? Ondan sonra sonra evlerine gittik. Ya evlerine işte ertesi sabah postadan bir şeyler geldi. Baktım aynı şeyler. Aynı şey. Bir kez daha sordum, bu ne? Harita. Harita. Ondan sonra anladım ki gerçekten yani kentlerin haritası, yani evet, Kuzey Amerika'daki kentlerin haritası arazi dümdüz olduğu için ve Kuzey Amerika'ya insanlık 1500'lerden sonra gittiği için bütün insanlığın bilgisinin üzerine oradaki arazinin koşullarını da dikkate alarak planlama yapmışlar ve tamamen dikey kent planlamaları. Evet. Muazzam bir plan. Şimdi ben bir kere komisyon üyelerine bunu anlattım önce. Dedim ki bakın, ben harp okulunda okudum, askeri lisede okudum. Yani 7 yıl boyunca strateji dersleri öğrendim ve harita okumayı iyi bilirim. Ve bu haritayı gördüğüm zaman şok oldum. Nasıl böyle bir harita olabiliyor diye. Sonra döndüm, Avrupa'daki kentlerin haritalarına baktım. Sonra da Türkiye'deki haritaya baktım. Fotoğrafçı üstad. Ha, tabii bu arada bir de Moskova gibi Doğu Avrupa ülkelerinin haritalarına. Evet. Yani Kuzey Avrupa gibi ülkelerde haritalar tümüyle dümdüzdür. Ve bir yerden bir yere herhangi birisi gitmek isterse 50 farklı seçenekte gidebilir. Dümdüz, farklı farklı yollardan. Avrupa ülkelerindeki haritaya baktığınız zaman küme küme odaklardan oluştuğunu görürsünüz. Rusya'daki örneğin Moskova haritasına bakarsanız tek merkez görürsünüz. Ve Türkiye'ye gelirseniz başka bir şey görürsünüz. Türkiye'de ne görürsünüz? Türkiye'ye geldiğiniz zaman yani Arap saçı gibi bir şey görürsünüz. Bir planlama yoktur. Bir kaos vardır. O da kendi içinde markalaşmalıdır bence artık. Evet, nedeni şudur aslına bakarsanız. Yani Türkiye'nin üzerinde bulunduğu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hepimizin üzerinde bulunduğumuz toprak, dünyanın en eski toprak parçalarından biri. En doğrudur. Çok medeniyetlerin zengindir, gelip geçtiği toprak parçalarından biri. Evet. Ve engebeli bir arazi. Yani hani İstanbul, evet, Yedi Tepeli kent diyoruz ya. Yedi tepe değil, muhtemelen 77 tepeden oluşuyor. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla bütün bunların katman katman üst üste bulunduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve tarihten bahsediyoruz. Bakın bu haritalar bize mesela Kuzey Amerika'nın haritalarına baktığınız zaman bireyselciliği görürsünüz. Vallahi bunu kullanacağım. Bu hoşuma gitti Necati. Tabii ki. Yani Avrupa'nın haritalarına bakarsanız federalizmi görürsünüz. Rusya'nın haritasına bakarsanız merkeziyetçiliği görürsünüz. Türkiye'nin haritalarına bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Aslında darmadağınık gibi gözüken bu kaos, bu yönetilmesi imkansız gözüken kaos aslında bizim hem farkımız hem zenginliğimiz. Çünkü burası, ben tam doğru da böyle anlattım. Burası unlimited bir yer. Evet. Yani bizim hırslarımız, evet, bizim zenginliğimiz, bizim üzerinde bulunduğumuz toprak parçasının altındaki medeniyetler, kültürler unlimited. Dolayısıyla ben dedim ki bizim kampanya fikrimiz bu. Turkey unlimited. Tesadüfen o sene de yani Hasan Şaş'ın da içinde olduğu milli takım Güney Kore'de yani efsaneler yaratıyor. Yani evet, öyle tutulamaz bir enerjileri var ki. Ben gittim o maça, biliyor musun? Ben oradaydım. Gittiniz mi? Ya. Şahaneydi. Yani o hani duygularımızın ve bizim kimliğimizin yani muazzam bir özetiydi top bence. Top olduğu bir dönemdi asla, yani. Evet. Asla pes etmeyen, mucizeler yaratan, dolayısıyla hani tutkusundan enerjisine kadar sınırsız bir millet ve sınırsız bir toprak. Şimdi bu bizim önerdiğimiz kampanya, tabii daha sonra da ben o kampanyayı gösterdim. Bayıldılar ama üstad orası şöyle biraz fazla mı da detaya kaçıyorum bilmiyorum. Yok, ama şöyle bir şey. Buradayız ya. Komisyon... Yani bak, rütük yok, şey yok yani, rahatlıkla konuşuyoruz. Eyvallah, yani. Eyvallah. Marka bilmem ne, hiçbir dert yok yani. Eyvallah. Komisyon size diyor ki tamam, sizi dinledik, şimdi gidebilirsiniz. Sizi telefonla arayabiliriz veya aramayabiliriz. Yani şöyle düşünün. Yani çantalar dolusu hazırlıkla gidiyorsunuz. Çalışma. Bir sunum yapıyorsunuz. O çalışmaya birkaç 10.000 dolar harcıyorsunuz. Tabii. Sonra size diyorlar ki sizi arayabiliriz, aramayabiliriz de falan. Ya 3 gün geçti, arayan falan yok. En sonunda bir telefon geldi, dediler ki gidebilirsiniz. Dönebilirsiniz Türkiye'ye. Hani biz dedik ki eyvah, kaybettik. Ve döndük. Aradan bir gün geçti. İstanbul'dayız. Arkadaşlarla toplantıdayız. Hani değerlendiriyoruz. Hepimiz üzgünüz. Telefon çaldı. Necati Bey neredesiniz? İstanbul'dayım. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? Gidin dediniz.
Hemen gelin. Niye? Ya fiyat teklif alacağız. Ben dedim ki nasıl geleyim? Yani diyorlar ki yarım saat sonra gelin, 3 saat sonra gelin. Ben İstanbul'dayım, Berlin'e davet ediyorlar falan. O sırada tanıtma genel müdürü Cumhur Bey. Cumhur Öztaş. Evet, Cumhur Bey şimdi şey, belediyenin de evet. Turizm platformunun turizm platformunun evet başında. İşte demişler ki ya bize bir yeni soluk lazım. Yeni bir iş lazım. O da burada var, bu ajansta var. Fakat bir, işte bazı arkadaşlar da bizi göndermeyi tercih etmişler. Falan neyse işte telefonu oraya davet ettiler, gelemeyeceğimizi söyledik. Faksla teklif geçtik üstad. Ondan sonra şeyin turizm tanıtma işinin içinde uzunca bir süre olduk. Biz başladığımızda 14-15 milyon turist geliyordu Türkiye'ye. Sonuçta 2014 bakan, sonunda... Bakan kimdi o zaman bakan? Hatırlamıyorum bakanı. Ertuğrul Günay'dı. Ertuğrul evet. Günay'dı. Onun da kulakları çınlasın. Evet, kulakları çınlasın. Arkasından tabii biz birkaç yıl orada üst üste devam ettik, çalıştık. Ama hani turizm ve destinasyon pazarlaması dediğimiz alanda başka tecrübeler de yaşadık. Örneğin Necati, Ece Tombul diyor ki post-koronada Necati Bey'in turizm iletişim ve pazarlamasında görmek istiyoruz. Onun bakış açısı, gözlem ve stratejileri çok değerli diyor Ece Tombul. Çok teşekkür ederim Ece Hanım'a. Ben de şunu söyleyeyim. Ece Hanım, yani Türkiye'deki turizm sektöründe çalışan yeni nesil liderlerden biri. Yarattıkları kesin yeni marka. Öyle söyleyince hani... utanıyor ama aynen evet, öyle evet, düşünüyorum. Evet, ve... şapka çıkaracak markalardan biri. Aynen öyle. Üstad, sonradan tabii başka işlerde de çalıştık. Yani turizm sektörünü anlamak adına yaptığımız işlerden bir tanesi örneğin Kuzey Kıbrıs'ın pazarlamasıydı. 4-5 ülkede onunla uğraştık. Sonra bütün buralardaki bu, tecrübelerden bu Türkiye'de sonra... biraz daha kalalım ama. Yani olur tabii tabii. Buyur 2007 usta. ile 2013 uzun bir süreç. Evet. Bu süreçte 3-4 tane iyi yaptığınız örneği anlatır mısınız? Bugün için de önemli. Gerçi evet. Bugün Turizm Bakanlığı 1-2 senedir çok dinamik. Çünkü bizden birisi başında. Dengeleri biliyor, pazarı biliyor. İş proseslerini biliyor. Dolayısıyla daha biraz rahat ediyoruz. Bir de geçen sene biliyorsun TGA kuruldu. Bu TGA ilk 6 ayda ben de kurucu yönetim kurulundaydım. İşte Ece de oradaydı. Değerli arkadaşlar vardı. Çok güzel hazırlıklar yaptık gelecek için. Ben mesela TGA'nın önümüzdeki senelerde Türkiye için, yani Türk turizmi için, Türkiye'nin tanıtımı için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama senin anlatacakların, çünkü 2007 ile 2013 bugünün 52 milyona gelinmesinde ilk taşlardan birisi. Yani hazırlık dönemi bitmiş, artık koşmaya başladığımız dönem. Şimdi şöyle... O dönemde şöyle, neleri doğru yaptınız? Şöyle özetleyebilirim her şeyden önce. Bir, yani Türkiye turizminin temel fikirlerinden bir tanesi, yani kitlesel turizm olduğu için... belki orijinal olarak Türkiye'ye ait değil ama Türkiye'nin en iyi uyguladığı fikirlerden birisidir. Bu all inclusive fikri. Yani bu kitlesel turizm için eyvallah tamam bu ilk aşamada turizmin sektör olarak var olmaya çalıştığı ilk aşamada bunu yapmak anlaşılabilir bir şey. Ama Türkiye artık başka bir yere geldi. Şimdi biz bütün o kampanyalar süreci boyunca hep tek bir fikirle gittik. Tek bir fikir ve tek kelime. Yani ben bir ülkenin ya da bir kampanyanın ya da bir ne diyelim şirketler grubunun ya da bir herhangi bir ürünün tek bir kelimeye sığdırılabilmesi halinde insan zihninde, tüketici zihninde yer edinebilme kapasitesinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Hı hı. Tek kelime dediğim şey şu, hani yani soğanın hani dışındaki zarları evet. Atar gibi. Onu at, bunu at, onu at, bunu at, onu at, bunu at. Özünde ne var? Yani o markanın, o destinasyonun özünde ne var? Onu bul ve onu anlat. Bizim çünkü markanın yani, özünde ne var Necati? Ya biz ya aslına bakarsanız bizim markanın özünde all inclusive fikri vardı. Ama o fikir artık eskidi ve kullanılamaz hale geldi. Bizim getirdiğimiz şey hani bu unlimited kelimesiydi. Ve kampanyalarında çalıştığımız sürece bundan hiç vazgeçmedik. Hı-hı. Yani her seferinde bakanlık yeniden bir ihale açar. Ajanslardan yeni sloganlar ister. Ajanslar çalışırlar, 10 valiz dolusu bir şey götürürler falan. Biz her seferinde aynı fikri götürdük. Turkey Unlimited, Turkey Unlimited.
Ve buradaki ısrarımızı görünce Turizm Bakanlığı bizi dünyada nerede problem varsa oraya yönlendirdi. Orada görevlendirdi. Örneğin 2008'de global finansal kriz patlayınca bizi bütün Kuzey Avrupa Kuzey Amerika pazarlarında, yani Amerika, Kanada, Meksika pazarlarında görevlendirdi. Sonra işte Rusya krizi ve İngiltere'deki finansal kriz başladı. Bizi Kuzey Avrupa pazarlarında, arkasından Doğu Avrupa pazarlarında. Yani nerede bir gedik varsa, nerede bir düşüş varsa bakanlık bir şekilde bizi oralarda görevlendirdi ve oralarda hep şunu gördük. Bu one word equity diyebileceğimiz, yani tek kelime stratejisi ya da tek kelime değeri diyebileceğimiz değer çalışıyor. Üstelik de bu bir ülkenin ana fikri olabilecek kadar güçlü bir fikir. Önce buna çok karşı çıkan çeşitli turizm çevrelerinden insanlar oldu. Fakat sonra biz bıraktıktan sonra bir başka ajans, mesela şimdi Home diye bir stratejiyle yola devam etti ama Home kelimesinin unique bir tarafı yok. Oysa ki yani unlimited tam Türkiye'ye uyan bir stratejiydi. Tabii başladığımız tarihlerde medya özellikle mass medyaydı. Şimdi artık mass medya ana medya olmaktan çıktı ve dijital ana medya haline geldi. Evet, medyanın ne olduğundan bağımsız burada. Olarak en büyük dönüşüm evet, burada. Burada. Medyanın ne olduğundan bağımsız olarak strateji dediğimiz şey aynı şeydir. Ya bakın hani stratejik kavramının ilk ustaları bundan hani 2500-3000 yıl önce Çin'deki Sun Tzu veya diyelim ki Machiavelli bundan 500 yıl önce yazmış Prensi İtalya'da veya işte Prusyalı General Clausewitz bundan 150 yıl önce işte Savaş'ta kitabını yazmış. Şahane. Bütün bunların yani söylediği şey aynı şey. Yani kadim bilgi değişmez üstad. Teknolojinin değişmez. Ne olduğundan, kullandığınız medyanın ne olduğundan bağımsız olarak stratejik kelimesi ve bir ne diyelim ürünün, özünün ortaya çıkarılması ihtiyacı ve işi asla değişmez. Ben o açıdan hani Türkiye'nin turizmini yöneten bütün herkese özellikle şunu tavsiye ediyorum. Ya reklama, slogana falan bakmayın. Bakmanız gereken şey bir destinasyon olarak Türkiye'yi eğer pazarlıyorsak, bizim farkımızı, rekabet analizini dikkate alarak ve bizim özelliklerimizi dikkate alarak en iyi ortaya koyan strateji hangisi? Çünkü öbürü yani execution dediğimiz şey, yani ana fikrin, ana stratejinin uygulaması çok değişebilir. Her sene onu farklı farklı yeniden yorumlayabilirsiniz ama yani destinasyon sene marketing ne demek? Yani evet, şimdi yani, şimdi tam oraya geliyorum. Siz bu kelimelere hakimsiniz ama herkesin hakim olmasını beklemeyin. Destinasyonla neyi kastediyorsunuz? Ya destinasyon dediğimiz şey bazen bir ülkedir, bazen bir kenttir, bazen de bir ilçedir ya da hatta bir bazen de sadece bir oteldir. Sadece bir oteldir. Aslında hani bunların tamamı yani İnsanların kendileri için bir varış noktası olarak gördükleri yer destinasyon demek. Destinasyon marketing dediğimizde o yerle ilgili, bu bir şehir olabilir, dediğim gibi bir ülke olabilir, onunla ilgili pazarlama faaliyetlerinin bütünü. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerinin bütün dediğimiz şeyin özünde zaten oranın ana fikrinin ne olduğunu bulmak yatıyor üstad. Bu ülkenin ana fikri nedir? Bu ülkeyi diğerlerinden ayıran nedir? Yani niye bir yabancı örneğin Mısır'a gitmesinde Türkiye'ye gelsin, örneğin İtalya'ya gitmesinde Türkiye'ye gelsin, buralardaki temel fikri doğru anlayabilip bunu ortaya koyabiliyorsanız ve bunu uygulamalarla özellikle reklam ürünleriyle doğru tanımlayabiliyorsanız işinizi doğru yapıyorsunuz demektir. Şimdi, yani başladığımız lafını kesiyorum ama tabii. Şimdi Avrupa'da insanların %80'i deniz, kum, güneş için hareket ediyor ve tatile gidiyor. Şimdi deniz, kum, güneş de farkındalık yaratan ögeler değil. Her yerde var. Az var, çok var. Daha mavi, daha yeşil ama var. Şunu mu söylemek istiyorsun? Tamam, bize de millet denize geliyor. Bize de millet her şey dahile geliyor. Ancak özümüzle bunun değerini arttıralım. Tamamlayıcı, çeşitlendirici unsurlarla bunun değerini arttıralım mı demek istiyorsun? Gayet tabii. Yani şimdi özellikle 3S turizmi diyebileceğimiz, yani evet, güneş, deniz, kum,
turizmi bizim yani çaba sarf etmeden yönetebileceğimiz bir turizm. Çünkü evet. Zaten hani bu var bizde. Var. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü burada rekabet inanılmaz acımasız. Hı hı. Yani bir anda sizin atıyorum bir haftalığını 500 dolara sattığınız bir otelin fiyatını rakibiniz 150 dolara düşürünce bir başka ülke, bir başka krizden dolayı siz de aşağı çekmek zorunda kalıyorsunuz ve sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Yani burada ülke kaynakları boşa harcanıyor demek. Sürdürülebilir peki, olması için. Evet, ne yapmak lazım? Ne i̇şte yapmak orada lazım? Mesela başka hiçbir şeye bakmayalım. İki şehre bakalım üstad. Evet. İstanbul ve Antalya. Evet. Şimdi Antalya Allah vergisi diyelim, doğa vergisi diyelim. Hani muazzam bir turistik destinasyon, turizmin evet. Başkenti. Evet. Ve aslına bakarsanız Turizm Bakanlığı'nın neredeyse bütün kaynakları, bütün kampanyaları Antalya odaklıdır. Nedeni ne olursa olsun, haklı ya da değil, fark etmez. İstanbul'a doğru dürüst reklam yapılmaz. İstanbul için doğru dürüst bir bütçe harcanmaz. Ama bugün İstanbul'un turist sayısıyla, yabancı ziyaretçi sayısıyla Antalya'nın ziyaretçi sayısı kendiliğinden kafa kafaya gelmiştir. Evet. Oysa ki İstanbul Antalya'nın örneğin 3 katı kadar daha fazla yabancı ziyaretçi çekebilir. Doğru bir planlamayla. Neden? İstanbul'un hikayeleri var. Evet. İstanbul'un satabileceği çok şey var. Antalya'nın en unik şehirlerinden birisi. Aynen öyle. Antalya'nın problemi şu. Otelin dışına çıkmak için bir neden yok. Yani var neden de daha uygulayamıyoruz. Evet. Yani 70 tane antik kent var. Üstad, bugünkü bir şehri yok. Böyle. Şahane söylüyorsunuz. Bugünkü haliyle söylüyorum. Bugünkü haliyle havaalanından otelden havaalanına. Şimdi oysa ki orası muazzam bir maden. Yani orada öyle muazzam işler yapılabilir ki kültürü, sanatı da bu işin içine dahil ederek o hale getirilebilir ki hem fiyatları yukarı çekersiniz hem de turist sayısını birkaç kat üstüne çıkarabilirsiniz. İstanbul'daki turist sayısı, yabancı ziyaret sayısı hala çok düşük. Hala çok aşağıda. 11 milyon civarında yabancı ziyaretçi geliyordu COVID öncesi İstanbul'a. Bence İstanbul'un minimum 40 milyon, 50 milyon civarında yabancı ziyaretçi ağırlama kapasitesi var. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Bunlar bu ülkenin bütün cari açıklarının tek bir sektör tarafından kapatılabilmesi potansiyeli demek. Tabii, turizmden geldik, başka bir sektörü konuşmadık ama aslında bu hikaye bize şunu anlatıyor. Yok, devam edelim. Çünkü bunu biz turizmde konuşuyoruz ama Necati, bu formüller, bu kodlar aslında Türkiye'nin her sektörü için geçerli. Gayet tabii. Mesela yazılım sektörü için. Yani mesela Türkiye'nin genç insan gücü var ve bu genç insan gücü doğru eğitilebilirse muazzam bir potansiyel var burada. Neden? Bütün dünyadan gelen, bizim işte çeşitli toplantılarımıza, Brand Week'e vesaire gelen insanlar bize hep aynı şeyi söylüyorlar. Evet, örneğin dijital dönüşüm yapılıyor. Abi o Brand Week'i de bir iki dakika bir ara olur üstad, konuşalım. Anlatman lazım, rica ederim. Diyorlar ki üstad, yani dünyadaki özellikle IT alanındaki insan kaynağı ihtiyacı henüz %25 seviyesinde bile değil. Yani daha doğrusu anlatmaya çalıştıkları şey şu. Eğer iyi bir eğitim planlamasıyla bir ülke ya da birçok ülke IT alanında, coding alanında vesaire insan gücü yetiştirebilirse iş gani. Dünyada iş gani. Şimdi bu ne demek? Bu ülkeyi yönetenler için bu şu demek. Ya kardeşim, duyabiliyor musunuz? Yok, duyuyorum ben. Böyle arasına el sallıyorum. Tamam, sana değil. Tamam, bana salladığımı zannettim. Evet, rica ederim. Ya aslında şu demek, yani sen istihdam sorununu da çözebilirsin. Sen aslında ülkenin ekonomik sorunlarını da çözebilirsin. Yeter ki olaylara, sektörlere rahmetli Turgut Özal'ın turizme baktığı gibi bakmayı bil. O açıdan hani benim turizm sektörünü bu kadar önemsememin temel nedeni dünya ölçeğinde Türkiye'nin başarılı olabildiği nadir alanlardan birisidir. Ya Türkiye'nin bu alanı benchmark edebilmesi lazım başka alanlarda. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli başarı hikayesi ve geleceği doğru yaparsak işte senin gibi insanlar, işte her konudaki uzmanların
söylediklerini hayata geçirebilirsek gerçekten uçacağız. Yani sadece 100 milyon insanın gelmesini sağlamayacağız. Kişi başı gelirler artacak. İstihdam artacak. Hele dijitalle insanı birleştirebilirsek yürüyeceğiz. Bu arada dijitalden bahsettin. Birazcık senin ve Pelin'in reklamını yapmak istiyorum. Çünkü bu MediaCat ve Digital Age yeni nesil muhteşem dergiler. Bunları okuyan var, okumayan var. Çünkü fiyatı da pek ucuz değil. Ancak Pelin 2-3 ay bunu arşivlerini açtınız şeysiz, ücretsiz. Benim de web sayfama koydum bunları. Üstad, aman bunlar arkadaşlar, muhakkak arşivleri daha hala geçerli, öyle değil mi Necati? Lütfen tabii burada arşivleri alanı... içinde Necati'nin anlattıkları, Pendin anlattıkları ve onların çok değerli timinin anlattığı, ekibinin anlattığı çok önemli post korona ihtiyacımız olacak her şey var. Pelin'den duyduğum kadarıyla bu ayda turizmi özel bir konu olarak işliyorsunuz Haziran ayında. Dolayısıyla bilmiyorum, lütfen... Ben bunu bilmiyorum. Yani şimdi ya Pelin'le bizim iki ayrı şapkamız var. Biliyorum. Pelin bütün o yayın tarafını yönetiyor. Benim oralarda bir görevim ve dahlim yok. Neredeyse senin gibi ürünleri alıyorum, okuyorum. Ama, falan. Ama şunu söylemek istiyorum ki bence İleriye bakan her sektörün sizin dergilerinizi okuması, abone olması, işte Brand Week'e katılması, diğer organizasyonlara katılması. Ben elimde olsa, vaktim olsa senin marka okuluna da gelirim. Çünkü evet. Future'ın, geleceğin markalar üzerinden döndüğünü ve markalar algılanmıyorsa değerlerin çok düşük olacağını düşünüyorum. Hele post-corona. Evet. Şimdi markayla bir... markasızın arasındaki fark çok açılacak. Çok açılacak. Yani post korona sonrası aslında en önemli ihtiyaç, en önemli kelime bence güven üstad. Güven. Aynen. Markanın yani güven... en önemli özelliği güven. Evet. Ben güven duyarsam bir destinasyona gidebilirim. Yani orada başıma bir şey gelmeyeceğini, özellikle bu salgınla ilgili bir şey gelmeyeceğini bilirsem bir otele gidebilirim. Ondan emin olursam oraya gidebilirim. Tabii. Başka bir otele $100 vereceğime benim güvenliğimi sağlayacağını bildiğim bir otele $200-$300 rahat rahat verebilirim. Evet. Yani dolayısıyla bütün turizm sektörünün yeni ziyaretçi diyeceğimiz, yeni turist diyebileceğimiz turistin temel ihtiyaçlarını doğru anlaması ve buna göre işini reorganize etmesi lazım. Bizim ülkenin turizmini yöneten karar vericilerin de buraya odaklanması lazım. Çünkü eski bildiğimiz yol ve yöntemlerle artık devam edemeyiz. Yani bas reklamı televizyonlara ver ya da işte billboardlara ver ve Türkiye'yi pazarla. Valla billboard'a bütçe bile koymadık TGA'da. Çok az koyduk. Evet. Yani hiçbir dönem yok. Bak, koyabilirsiniz ama ana oda o olmamalı. Yani bütçenin... Necati son dönemde ne kadar şeysin, içine girdin işin bilmiyorum. Ne kadar takip ediyorsun. Yalnız mesela muhakkak bir Mehmet Ersoy'la muhakkak oturman lazım. Yani Eyvallah. Üstad, her şeye kulak açan çok değerli bir arkadaşımız ve arkadaşımız diyorum, sevgili bakanımız, arkadaşımız, daha çok arkadaşımız tabii ki. Tabii yani sektörden geliyor neticede. Evet. Ve gerçekten bu anlattıklarını hayata geçirmeye çalışan ekibiyle beraber çok da değerli ekipler var. TGA'da çok iyi arkadaşlar var. Yani yeni bir dönem başlıyor. Evet. Senin gibi entelektüellerin, senin gibi buna hem zaman harcamış, hem işin, hem bunların bu konulara bir, ne kadar siz de ilgilenirseniz o kadar ileri gideceğiz. Tabii. Buna inanıyorum yani. Ya üstad, biz tabii bu tecrübelerden sonra İspanya'nın Endülüs bölgesinin pazarlamasına ilişkin de demin söylediğim Dialog International çerçevesinde yardımcı olduk. Ya da çeşitli kent markaları, örneğin İzmir Expo, örneğin Shopping Festival gibi, hani Ankara'nın ve buranın ve daha sonrasında da işte Mersin Akdeniz Oyunları, şimdi Hatay Expo hazırlıkları gibi hani destinasyon pazarlamasının çok farklı katmanlarında hep çalıştık ve oralarda
gördüğümüz şey aynı şey. Çoğu kez karar vericilerin bu konuyla ilgili background'u yeterli olmayabiliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor ama nasıl yapması gerektiği konusunda bazı çok, durumlarda... Çok kafalar karışıyor. Evet, kafalar herkes karışık geliyor oluyor. Şey. Bir de tam dönüşümdeyiz. Yani Temin çok güzel söyledin. Klasikten dijitale dönüşüyoruz. Evet. Halbuki evet. Şu dijitalin de ölçülebilir olduğunu ve çok hızlı karar değiştirebileceğimiz olduğu tam bizim Türklere çok güzel uyuyor aslında. Yani günlük karar değiştirebilirsiniz. Günlük. Aynen öyle. Yani saatlik günlük ya, saatlik günlük ve ayrıca coğrafya odaklı da burada karar verebilirsiniz. Çok doğru söylüyorsun. Hangi coğrafyada ne çalışıyor, hangi coğrafyada ne çalışmıyor? Buna bakarak karar verebilirsiniz. Dolayısıyla ya ben gerçekten turizm sektörünü hem çok önemsiyorum hem de çok seviyorum. Yani çünkü turizm sektörüne biz çok şey borçluyuz. Bizim yeraltı zenginliklerimiz çok sınırlı. Yani bizim doğal gazımız yok, bizim petrolümüz yok. Ama bizim turizm sektörümüz var. Bu turizm sektörü, benim inancım şu, bugünkü haliyle henüz gelmesi gereken yerin üçte birinde bile değil. Daha çok ileri gidebilir. Tabii, daha tabii, çok ileri tabii. gidebilir. Çok başındayız. Çünkü millet olarak bunu yeni anlıyoruz. Bu sektörü yeni anlıyoruz. Hikaye ya. Meselesini, yani bir destinasyona hikayeler yazmayı, o destinasyonla ilgili çeşitli değerleri işlemeyi daha yeni yeni öğreniyoruz. Zülfü Livaneli'nin muazzam bir tespiti var üstad. Yani bir Yunan adasında bir sempozyum nedeniyle ben de gitmiştim. O da katılmıştı. Orada sohbet ederken hatta Pelin de bununla ilgili bir röportaj falan da yaptı. Shakespeare'i anlattı bize. Yani dedi ki çocuklar biliyor musunuz? Shakespeare niye Shakespeare'dir? Biz dedik ki yani büyük yazar, büyük edebiyatçı falan filan. Hayır dedi. İngilizler Shakespeare'e değer verdikleri için Shakespeare oldu. Ya bravo. Biz örneğin Karacaoğlan'a, örneğin Yunus'a, örneğin Veysel'e aynı değeri vermeyi başarsaydık bizimki de uluslararası düzeyde böyle bir büyük marka olabilirdi. Aslında yani Necati özümüze dönüp özümüzü evet. Markalaştırmamız gerekiyor. Yani kendi değerlerimizi doğru anlayıp aynen kendi değerlerimizi doğru anlayıp o değerlerin özünü ortaya çıkarıp bunları pazarlamaktan ve bunun iletişimini kurmaktan bahsediyor Zülfü Bey. Dolayısıyla şimdi böyle bakıldığı zaman ya Türkiye'de ne var? Ya ne yok ki? Ne yok ki? Ne yok ki Türkiye'de? Hani unlimited yani tarih mi yok, sanat mı yok ya da ne bileyim gastronomi mi yok? Her şey var. Problem şu. Biz uzun vadeli hesap yapamıyoruz. Biz uzun vadeli planlama yapamıyoruz. Dediğim gibi tek uzun vadeli planı yapan rahmetli Turgut Özal'dı. O da başardı. Her alanda böyle planlamaya ihtiyacımız var. Bir siyasetçiler bir de bazen hani şöyle bakıyorlar. Ben olmazsam olmaz. Yahu Carl Sagan'ın bu hani meşhur bir hikayesi var biliyor musunuz onu üstad? Şu an soluk mavi nokta dediği evet. Yani dünyayı tarif ettiği ya dünya tarihi dediğimiz tarih ne biliyor musunuz? 4 milyar yıl. Şimdi 4 evet. milyar yılı size şöyle anlatayım. Yani içinde 100 milyondan 40 tane, 100 milyon yıldan 40 tane var. Yani doğru. İçinde 1000 yıldan kaç bin tane var. Ve biz yani insanlık olarak son 3000 yılımızı biliyoruz. Yani ya. hangi 100 bin yıldan, hangi 100 milyon yıldan, hangi milyar yıldan bahsediyorsunuz? Tabii. Ve siz yani nasıl oluyor da kendinizi bu kadar görüyorsunuz? Oysa ki yani kalıcı olan şey insanlık ve insanlığın özü, onun kesin. İçindeki iyilik. Zaten turizmin de en güzel tarafı bu. Yani insanı anlarsan, insanı merkeze koyarsan, bir tarafta hem hizmet eden olarak hem de misafir olarak zaten iş bitiyor. Bir de bunu dijitale bağlarsan, sen zaten doğal zenginliklere sahipsin. Otellerin de neredeyse gerçekten dünyanın en güzel otelleri. Ama ve işte, en yeni oteller. En yeni teknolojiyle. En konforlu şu oteller. Şu anda mesela post koronada biz göğsümüzü gere gere gelin diyoruz. Çünkü hijyen standartlarının en yüksek olduğu bölgeler bizim bölgeler. Demin Ece Hanım'dan bahsettiniz ya. Ece Hanım hala izliyor evet. Bilmiyorum bizi. Oradadır. Yani, ayrılmaz. Yani, Ece Hanım'ların son oteli yani yeni yeniledikleri oteli gördüğünüzü bilmiyorum. Evet.
Ya hani aşık olmamak mümkün değil. Ece Tombul, oradaki tasarıma. Ece Tombul'la dün akşam sırf programı Kulüp Malvi için yaptı. Yani Kulüp Malvi onun özelliklerine fokus oldu. Eyvallah. O zaman tekrar et derim. Hayır, aynı insanları izliyorlarsa. Sen peki. Misafir olarak et. Çünkü evet. Ece'yi ve Kulüp Malvi'yi yeni nesil otelcilik olarak sunduk. Çok doğru sunmuşsunuz. Yani hem, arkadaşlar hem otel... da bir rol model olarak görsünler istedik. Yani orada konu tabii ki Ece, tabii ki Marvi ama yani bunlar bir araç. Beynimizi evet, açıcı. Evet. Bunlar model, model aslında. İleten... Öğretebileceğimiz modeller bunlar. Öğretebileceğimiz modeller. Üstad, tabii işin iletişim tarafı var, işin strateji tarafı var ama işin bir de yönetim tarafı var. Evet. Farkı yaratan bu üçünün bir araya geldiği uygulamalar. Yani eğer iyi yönetebiliyorsanız bir işletmeyi, oradaki insan malzemesini eğer iyi yönetebiliyorsanız bazen hani etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak sürdürülebilir bir başarı sağlayabiliyorsunuz. Çünkü özellikle bu sektör yani insan ağırlama ve insanı mutlu etmeye dönük bu sektör eninde sonunda geliyor insan malzemesine dayanıyor. Kesin. Eğer yani sizden bir güler yüz görüyorlarsa, sizden ufak incelikler görüyorlarsa insanlar bunu asla unutmuyorlar. Çünkü herkes için tatil çok özel bir şey. Yani bütün bir yılı bekletiyorsunuz, bütün bir yıl boyunca çalışıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz. Sonra bir haftalık, iki haftalık bir dinlenme için bir cennete gitmeye karar veriyorsunuz. İşte o cennete gitmeye karar verdiğiniz modda yani birilerinin yani bir çalışanın hayatı zehretme ihtimali de var. O açıdan da yani elbette iyi tesis, elbette iyi bir strateji ama aynı zamanda iyi ekip bütün bu işler. Ya siz bunlar, ailece bunlar çok bir araya geldiği zaman. İyi gezginlersiniz. Yani Pelin de evet. Sağ olsun öyle güzel hikayeler anlattı ki onunla konumuz zaten hikayelerdi. Unutulmayan evet. Hikayelerdi. Bir gezgin olarak ya işi bir kenara bırak. Bunu zaten deneyimliyorsunuz. Ve deneyimlediklerinizin de doğru olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz insanlara. Şimdi atlamadan sonuna geliyoruz. Bu Brand Week nedir? Yani Antalya'dan da çok dostlar katılıyor. Diğer şehirlerden de bir sürü dostlar katılıyor. Bu Brand Week'i de kısaca anlatır mısın? Çünkü tabii, Türkiye'nin en uzun eventlerinden, organizasyonlarından birisi. Bu kadar uzun süre sürmesinin şeyi nedir? Arkasında yatan sihir nedir? Brand Week nedir? Onu kısaca anlatmanı rica ederim. Öncelikle Üstad biz aslında ne yaptıysak kendi ihtiyacımız için yaptık. Mesela reklamcılığa başladığımızda ki ben tesadüfen başladım 1983 yılında. Hiç anlamadan, hiç bilmeden bu sektöre girdim. Yani harp okulundan mezun olmuştum. Subay olmuştum. Kısa bir süre sonra 12 Eylül'ün generalleri ben ve benim gibi genç subayları kendileri için potansiyel risk olarak gördüler ve oradan attılar. Yani resen emeklilik diyorlar ama bizi emekli ettiler ama aslında attılar falan. Dolayısıyla ben tesadüfen yeniden üniversite sınavına girdim. Ankara Hukuk'ta okurken tesadüfen bir işe başladım. Orası bir reklam ajansıymış. Şimdi bütün bu işin içinde yani bir yıl sonra mesela bizim ajansımız Ankara'nın en büyük ajansı haline gelmişti. Ben de tıp okudum. Tesadüfen turizmci otelci oldum. Aynen. Bir yıl sonra en büyük ajans haline gelmişti çünkü strateji kelimesi yüzünden. Hani stratejiyi doğru bildiğimiz için öyle bir noktaya gelmiştik. Sonradan dedik ki ya biz reklamcılığı daha iyi yapmalıyız. Daha iyisi vardır herhalde bunun diye. Ve yayınlar almaya başladık ve o zaman bir yayın tasarladık. Ya bir yayın ihtiyacımız var diye. Ve Medyaket böyle doğdu mesela. Sonra dünya dijitalleşmeye başlayınca ya bu dijital dünya neymiş bunu bir anlayalım diye. Hadi bir yayıncılık bir yayın çıkaralım. Dünya tarihindeki ilk ürünlerden biridir. İlki demiyorum ama ya Digital Age bu alanda en uzun süredir yayın yapan dünyadaki yayın organlarından bir tanesidir. İkisi de Brandwick muhteşem. De, İkisi de muhteşem. Çok teşekkür ederim. Brandwick de böyle doğdu. Aslında yaklaşık olarak son 20 yıldır, 25 yıldır Medeket şemsiyesi altında çok sayıda etkinlik ve çok sayıda eğitim, çok sayıda zirve düzenliyordu Kapital Medya ve Pelin Hanım. Sonra 2013 olunca biz bütün bunları değiştirmeye karar verdik. Niye 2013 diyorum? Biliyorsunuz 2013'te Gezi oldu. Gezi'den sonra Türkiye'nin büyüsü bozuldu. Ve Türkiye'de insanların bir bölümü gelecekten umut duymamaya başladılar.
Ve bütün bu umutsuzluk uluslararası dünyada da Türkiye'ye ilişkin ilginin kaybolması gibi sonuçlara neden oldu. Biz dedik ki öyle bir şey yapalım ki hem Türkiye'deki genç insanların, Türkiye'deki iş yönetenlerin, marka yönetenlerin umudunu saklı tutalım. Hem de Türkiye'den beyin gücünün dışarıya kaçmasına ilişkin en azından bir parça engel olan bu insanlar burada kalsın. Hem de yurt dışından bazı tecrübeler, bazı know-how buraya gelmeye devam edebilsin. Böylelikle Brand Week'i daha önceden başka isimlerle yaptığımız bir sürü etkinlik vardı. Marketing Forum vesaire dediğimiz. 2013'te Gezi'nin hemen arkasından biz Brand Week'i yapmaya karar verdik. Brand Week'in temel şeyi, fikri şu. Ne kadar büyük yapabilirsen ve ne kadar çok ilham verebilecek insanı işin içine koyabilirsen o kadar iyi olabilir. Çok büyük bir riski bizim için. Yani hani bu işi planlarken şimdi Brand Week dediğiniz şey de üstad minimum 300 tane insan konuşuyor ve bunun tabii. 200'e yakını yurt dışından geliyor. Tabii. Yani dünyanın her ülkesinden geliyorlar vesaire. Tabii. Artık Brand Week'e katılmak üzere de civar ülkelerden insanlar geliyorlar. Dinleyici olarak, parasını evet. ödeyerek katılıyorlar falan. Dolayısıyla hani bu o kadar büyük bir operasyon ki size şunu söyleyeyim. Bir o Brand Week haftasında yaklaşık olarak 1000 kişi çalışıyor. Etkinliği evet. gerçekleştirmek için. Böyle bir etkinlikten bahsediyoruz. Temel fikri şu. Hayır, bu ülke yeterince güçlüdür ve bu ülkenin dinamikleri yeterince dünyayla rekabet edebilecek dinamiklerdir. Ve bu ülkede genç ve yetenekli beyinler var. Ve bu beyinlerin dünyadaki en iyi örneklerle buluşmasını sağlamak bizim temel misyonumuz. Dedik ve böylelikle bu etkinlik yapılmaya başlandı. Ve gerçekten de şu anda sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın en büyük etkinliği. Şöyle anlatayım. Bu 4 günde yapılıyor bu etkinlik. Bu kadar kısa bir sürede gece ve gündüz hem gündüz etkinlikler var hem gece etkinlikler var. Toplam 30-35 bin insan katılıyor. Ve bu coğrafya için ve bugünün Türkiye'si için yani gerçekten inanılmaz rakamlar. Biz de başta böyle bir yere gidebileceğini doğrusu tahmin etmiyorduk ama aynı yere geliyoruz üstad. Strateji yani işin özü ne? İşin özü şu, ilham. Yani Brand Week'in temel şeyi de bu. Temel mottosu da bu. Yılın en ilham verici haftası. İnsanlar buraya geliyorlar. Başarmış örneklerden çeşitli farklı bakış açılarıyla başarmış örneklerden ilham alıyorlar. Ve inanır mısınız? Bir sonraki sene bize geliyorlar diyorlar ki geçen sene burada şunu dinledim, şu şirketi kurdum, şöyle başarı elde ettim. Bunlardan daha değerli daha, hiçbir şey yok bence. Daha tatminkar bir şey olamaz yani. Peki post-korona ne tavsiye edersin otelci, acentacı arkadaşlara? Turizm sıfır noktasında yavaş yavaş açılacak. Ben turizmin en erken geri gelecek sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki 6 ay zor geçecek. 2021'den sonra bu mega trend gene full hayata geçecek. Ama bu önümüzdeki dönemi zor geçireceğiz. Ancak iletişim konusunda dinlenebilmemiz için ne yapmamız lazım? Duyulabilmek Üstad, için ne yapmamız lazım? Üstad her şeyden önce hani bu sene turizm sezonu diyeceğimiz sezon belki Ağustos ayında başlayacak. Yani özellikle uluslararası pazarlar için söylüyorum bunu. Evet. Yani bu sene bütün turizm sektörünün ayakta kalma mücadelesi vereceği bir sene olacak. Herkesin böyle düşünmesi lazım. Yani bütün sektörün önemli oyuncularının geçmiş yıllarda kazandıklarını bu sene yeniden işe yatırmaları lazım. Yeniden sürdürülebilir ve hayatta kalabilir bir marka olmak adına işletme sermayesi olarak kullanmaları lazım. Doğru. Çünkü yani bu sene hiç kimse kafa kafaya gelecek bir mali tablo beklemesin. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir işletme için böyle bir şey olmayacak. Hiçbir işletme gelirleriyle giderlerini... Sene ayakta kalma senesi. Evet, bu sene ayakta kalma senesi. Dolayısıyla ayakta kalma senesi dediğimiz zaman yatırım yapıyoruz demektir. Neye yatırım yapacağız biz? Elbette insan malzememize yani evet. insan kaynaklarına yatırım yapacağız. Ama aynı zamanda iletişime yani marka değerimize de yatırım yapacağız. Çünkü bugün marka değerine yatırım yapanlar bundan sonra çok daha kısa sürede bunun sonucunu alacaklar. Neden? Onlarca ya da binlerce sesin kesildiği bir yerde sizin sesiniz duyulmuş olacak. Bu açıdan benim tavsiyem
Yani bu seneyi mümkün olduğu kadar maliyetleri ve işte ne diyelim hani karı dikkate almadan hayatta kalma mücadelesi olarak harcamaları, gelen müşterilerine, gelen ziyaretçilerine bugüne kadar verdiklerinden çok daha özenli hizmet vermeleri ve iletişimi kesmemeleri. İletişim dediğiniz şey ille de televizyon kampanyası yapmak demek tabii, değil. Tabii tabii. Sizin bir database'iniz varsa, yani daha önceki ziyaretçilerle misafirinizle ilişkide varsa, olun. Evet, ilişkide olun. Yani onlara telefon edin, onlara sosyal medyayı aktif kullanın. Sosyal medyayı aktif kullanın ve onlara her seferinde deyin ki burası güvenilir bir yer. Buraya gelebilirsin. Ve bakın, biz hazırız. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama mesela, son 5 dakikamız. İzlanda muazzam bir örnektir. Yani İzlanda'da o yanardağ patladıktan sonra evet. Biliyorsunuz. İzlanda bütün anlamıyla yok oldu neredeyse. Yani sektör ve ekonomisi evet. Yok oldu. Turizm sektörü de yok oldu. Sonra ne yapalım diye karar verdiler. Ve bir kampanyaya başbakanın başkanlığında bir ulusal kampanyaya başladılar. Yani ülkenin çeşitli yerlerine canlı yayın yapabilecek, internetten canlı yayın yapabilecek kameralar yerleştirdiler. Ve o kameralar yerleştirdikten sonra dediler ki İzlanda bildiğiniz gibi değil. Artık tertemiz bir İzlanda. Gelebilirsiniz güvenli bir İzlanda. Sonra bütün vatandaşlarını kampanyaya dahil ettiler. Her bir İzlandalı vatandaş tanıdığı daha önceden ülkesine gelmiş yabancı ziyaretçileri tek tek aradı. Arkasından ne oldu biliyor musunuz? İzlanda'ya gelen turist sayısı 2,5 katına çıktı. Bir önceki yılla kıyas. Yani şey öncesi, yanardağ püskürmesi öncesi yıllarla kıyaslanacak yani kıyasladığımız zaman rakamları 2,5 katına çıktı. Ben böyle bir güven şeyinin hani mekanizmasının inşa edilmesinin çok önemli olduğunu yani düşünüyorum. Yani bıkmadan, usanmadan iletişim kurun. İletişim kurun ve aslında güvenilir bir tesis olduğunuzu, tesisinizde insanların sosyal mesafelerinin korunacağını, bunun için tedbirler aldığınızı gösterin ve etrafınızın temiz olduğunu gösterin ve insanları hani kibarca hatırlarını sorarak insanlarla iletişimi sürdürün. Yani şunu demeyin. Gel bugün fiyatımız 90 dolardan 30 dolara düştü. Onu bence hiç yapmamak unutun. Lazım. Hiç yapmayın. Evet. Ve mümkünse yeni hikayeler ekleyin. Mesela şunu yapabilirsiniz. Yani kahvaltınızda eğer örneğin kahvaltı verirken daha önceden kitlesel şeylerden mekanlardan alıp kitlesel kahvaltılar veriyorsanız bunlardan vazgeçin. Ve özel bazı kahvaltılar hazırladığınızı insanlara gösterin. Doğal kahvaltılık malzemeler hazırladığınızı gösterin. Bunları evet, bunları hani kişiselleştirilmiş hikayelerle beraber anlatın. Deyin ki artık bizim kahvaltımızda şu var. Artık şu var. Artık şu usta çalışıyor. Artık şu aşçı çalışıyor diye çeşitli hikayeler işin içine katın ve dediğim gibi sürdürülebilir bir iletişimle bu seneyi unutarak gelecek sene için ayakta kalmaya çalışın. Vallahi ağzına sağlık. Şimdi benim işime geldi. Siyasete vakit kalmadı. Seninle başka sefer siyaset konuşuruz. Üstad zaten benim yaptığım iş yani ben siyaset olsun. İşim insan diyorsun. Evet, siyaset, turizm ya da marka. Hepsi aynı şey benim için. Yani bir strateji ve o stratejinin uygulamasından ibaret. Çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Efendim, ben teşekkür ederim. İzleyenlere de söyleyin. Yarın da YouTube'a koyacağım. Necati'yi muhakkak izleyin bu akşam anlattıklarını. Çok önemli tavsiyelerde bulundu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yarın akşam Türkiye'nin iki tane önemli insanı var. Saat 8'de Sinan Özer'le Bodrum'dan Mavi Yolculuğu konuşacağız. Daha sonra saat 10'da Serdar Birgili ile Galata Port İstanbul'u konuşacağız. Hepinizi yarın akşam bekliyoruz. Necati Pender'e çok selamlar. Çok çok sevgiler, teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar bye efendim. Bye. Sağ olun, bye var olun. Teşekkürler. Bay bay.